kanalıma hoş geldiniz. Ben Şule, tıp bir blog. Bugün kardeşimle birlikte size bir topuz videosu çekeceğiz. Çok fazla istek alıyordu bu topuz videosu. Bence de topuz bir şalın duruşu için çok önemli bir şey. Yani bu arkamızdaki topuz ne çok fazla olmalı ne çok az olmalı. Duruşu her şey gerçekten önemli. Kullanılan aksesuarlar önemli. Bu konuda kaymaması için ben de size bu konuyla ilgili tüyolar vereceğim. Çünkü ben bu konuda ilk kapandığımda falan araştırıyordum. Birkaç yıldır ben de artık nasıl yapılacağını öğrendim. Siz de çok beğendiniz. Ben de şöyle göstereyim. Hani topuzumun kullanımını falan çok beğeniyorum. Şalımı da çok düzgün tutuyor. O yüzden size göstermek istiyorum. O zaman yapmaya geçelim. Malzemelerimiz. Bir tane saçımızı bağlayıp topuz yapmak için bir toka. Şöyle bir topuz tokası. Bu satılıyor. Ya bunun daha böyle püsküllü, daha güzel böyle dolgun olanları var. Ondan alın zaten siz. Bu topuzumuzun etrafına saracağımız şey. Bu yemenimiz. Bone değil kesinlikle. Bir adet şal. Evet, topuzumuzu şu şekilde yapıyoruz. Ne çok yüksek, ne çok aşağıda. Gayet ortada, yani tam şu bitimde. Ben de böyle yapıyorum. Sonra üzerine topuz tokamızı takıyoruz. Etrafına dolamadan önce ben yemeni takıyorum. Eğer bunu etrafına dolayıp yemeniyi takarsak o yaptığımız dolgunluk yine baskılanmış oluyor. E baskılanınca da ben ne anladım bundan? Yine sıkışık bir topuz oluyor. O yüzden öyle yapmayın. Bence bu işin püf noktası o. Şallarımdan birisi, şöyle katalım. Siz yazma da olabilirsiniz, şal da olabilirsiniz. Ama şu düzenli olsun. Size yine benim söyleyeceğim şey şu. Şuraları getirmeyin. Eğer şu doladığımız şeyi, şu başınızın buralarını getirirseniz gerçekten kötü bir görüntü oluyor. Bu şekilde doladık. Başımız şöyle dursun dediler. Şurasını kesinlikle geçmiyor. Daha çok yanlara dolgu. Burası yine yüksek değil. Sadece yanları dolgun bir topuz yaptı. Aynen bu şekilde yapıyorum. Hani size tamamen aynısını gösteriyorum. Aynı kullandığım şeyleri gösteriyorum. Kendime takmadım bugün. İzlere takdım, videoda göstereyim de. Şimdi şalın duruşunu göreceksiniz. Ne kadar güzel duruyor şal. Normal bir topuza göre. Direkt şunu kıvırıyorum. Şimdi bunu normal atıyorum. Direkt koydum. Daha hiçbir şey yapmadım. Bir böyle bakıyorum yüzüm şeklinde. Benim yüzüm uzun ama Cem'in yüzü bende hafif azıcık daha uzun. O yüzden bu üçgeni çok uzun yapmıyoruz. Ben zaten yüz tipine göre de şal bağlama videosunu uzun bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü çok çeşitli yüz tipleri var, farkındayım. Cem'in yüzü benimkisinden azıcık daha uzun. O yüzden üçgenini çok mükemmel. Aynı kendime yaptığım üçgenin aynısını yapıyorum. Zaten model olarak icilik seçtim. Yüz tip olarak benziyoruz. Ki şalın bende duruşunun aynısı onda duruyor. Denedim zaten. Şimdi şöyle. Şöyle. Şuradan hafif. Bakın şunu ben şöyle göstereyim. Tam şöyle şuradan kulaktan kıvırıyorum. Yani yukarıdan aşağıdan değil kulaktan kıvırıyorum. Topuzum çok çok düzgün olduğu için benle aynı duruyor zaten. Sonra direkt buradan iğneliyorum. Mıknatıs takabilirsiniz. Şöyle göstereyim duruşun güzelliği. Ben şu an şalımı göstereceğim. Ya hiçbir şey yok aslında. Sadece topuzum güzel olduğu için şalım düzgün duruyor. O yüzden hani hep soruyorsunuz. Şöyle özenli bir şekilde atıyorum. Arkadan bağlıyorum. Böyle gösterebilirim. İşte bu kadar. Çok güzel oldu gerçekten ve bence çok yakıştı. İnşallah Allah bize o günleri de gösterir. Bizim şal bağlama ve topuz videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah size faydalı olmuştur. Adım adım ne yapıyorsam size aktarmaya çalıştım.